tane genç ve ilk defa yurt dışına çıkan iki tane futbolcudan bahsediyoruz. O açıdan ben Çıkıldağ'ın Moruslan'da ilerleyen zamanlarda daha büyük değer olacaklarını düşünüyorum. Sadece bence sıkıntının tecrübesizlik ve takımın Şu kötü da gidişatı var olduğunu Serhan düşünüyorum. abi. Çıkıldağ yine yabancı dil konusunda Romence'den farklı, işte İngilizce de biliyor, Biliyor. haberleri var, Hı. ama Morutsan Romence dışında bilmiyor. Evet. Hatta Torrent de ifade Hı. etmişti. Restorana gittiğimde tek başına yemek yiyor oluyor. Biraz Morutsan'ın da çabalaması gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Kulüp ayrıca Morutsan için bir tercüman görevlendirmiş kulüpte. Ama onun dışında bu kadar ayrılık, yalnızlaştırmak da futbolcuların mental anlamda üzebilir, performansını düşürebilir. Sen nasıl Ceyda, değerlendirirsin? şimdi şöyle okumak lazım. Galatasaray'daki bu belirsizlik futbolcuların hepsini etkiledi yani. Herkes yalnızlar oynuyor. Herkes bir kenarda. Herkes birbirleriyle gruplaşma halinde. Tabii ki Çıkıldağ'ın İngilizcesi var. Morata'nın hiç İngilizcesi yok. Romence biliyor. Tercümanı da bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, dostumuz. Daha önce Hacı'nın arkadaşlığını yapan, Hacı'ya yol birlikleri yapan bir arkadaşımız. O Türkçesi de tamam güzel ama yani böyle çok akıcı bir Türkçesi de yok. Ama şu bir gerçek. Gerçekten kulübün içinde yalnızlar oynayan iki tane futbolcudan bahsediyoruz. Ama yalnızlar da şöyle oynuyor. Mesela Çıkıldağ'ın gelişi 6,5 milyon euro. Morutsan'ın gelişi 3,5 milyon euro. Herkes aldığı para ve etkisi olarak hesaplarsa sıkıntılı bir süreç. Ama Galatasaray'daki bu belirsizlik, hoca değişikliği, takımdaki sıkıntı, futbolcuların mutsuz oluşu, herkesin bir şekilde gruplara ayrılması en fazla bu oyuncuları etkiliyor. Bu oyuncular da hem Türkçe bilmeyen işte Morusa'nın daha fazla etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü bir yani terapiste ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir böyle yani takım içerisinde takımda abilik yapabilecek bir ekol birisinin, önder birisinin elip onu sahip çıkması gerekiyor. Ama şu an herkes kendi derdinin peşinde olduğu için bence Morusan da burada kendi yalnızlığını oynuyor. Hemen bir virgül koyalım. Bursa'ya gidiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu Spor Bursa'da alanındaki açıklamalarda spor bulunuyor. alanında İzleyelim. attığımız önemli adımlardan biri. Ve gerek gençlik merkezlerimiz, gerek gençlik kamplarımız ve pek çok çalışmamızda geleneksel sporların gençlerimiz başta olmak üzere toplum nezdindeki farkındalığının artırılması da ve bu anlamdaki çalışmalarımız da bizlerin önemli çalışma alanlarından birkaçı. Tabii dünya göçebe oyunları aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki işbirliğimizin bu anlamdaki eşgüdümün de önemli bir yansıması. Biz nasıl Azerbaycan'ı, Kazakistan'ı, Özbekistan'ı, Kırgız Cumhuriyeti'ni, Türkmenistan'ı, Türkistan coğrafyamızın tamamını kendi elimiz gibi görüyor isek, o ülkelerdeki kardeşlerimizin de biliyorum ki Türkiye'yi öyle gördüğünü hissediyoruz. Türkistan coğrafyasında tarihsel kardeşlik bağları üzerine inşa ettiğimiz ve bunu her geçen gün hamdolsun güçlendirdiğimiz bir birliktelik var. Ve inşallah bundan sonra da kardeşliğimizi baki kılma adına hem birlikteliklerimizi hem işbirliklerimizi daha da güçlendireceğiz. Türkiye son 20 yılda pek çok alanda olduğu gibi sporda da bir devrimi gerçekleştirdi. Önemli mesafeleri kat etti. Bir spor ülkesi olma noktasında ve Sayın Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla ve desteğiyle yakın ilgisiyle hem tesisleşme hem spora bakış mevzuatsal anlamda pek çok alanda apayrı bir noktaya geldi. Biliyorsunuz son günlerde yılların hayali olan spor federasyonları ve kulüpleri yasasını çıkardık. Bunun spor hukukumuzda önemli bir başlangıç olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve özellikle bundan sonraki süreçte de bizlerin yolunu açma, aydınlatma noktasında da önemli bir kılavuz olduğunu hep birlikte görüyoruz, inanıyoruz. Spor yatırımlarımız ve sahip olduğumuz altyapı ülkemizin her noktasında açıkçası pek çok uluslararası spor organizasyonunu en güzel, en başarılı şekilde gerçekleştirdiğimizi
bizlere gösteriyor. Bunu tüm dünya, tüm spor camiası en iyi şekilde görüyor, hissediyor. Ve inşallah 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda da bunu bir kez daha hep birlikte kanıtlayacağız. O yüzden bugün bu takvimi hep birlikte hızlandıracağız. Bu anlamdaki gayretlerimizi ve koordinasyonumuzu daha üst noktaya taşıyacağız. Az önce hazırlıklarla ilgili çalışmaları gördünüz. Ve yine bu manada Bursa'mıza hem oyunlar için hem de sonrasında sürdürülebilir ve olağanüstü bir tesisi, bir alanı kazandırmış olacağız. Ve Türkiye'miz ilk üçünün Kırgızistan'da başarıyla gerçekleştiği bu organizasyona kendisinden beklendiği gibi yine en güzel şekilde ev sahipliği yapacak. Bunun için bakanlığımız, organizasyon komitemiz, Türk Devletleri Teşkilatı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu başta olmak üzere yerel olsun, ulusal olsun, uluslararası olsun pek çok kurumla işbirliklerimizi sağladık ve bunları da her geçen gün güçlendiriyoruz. Tabii bu yıl yine özel bir organizasyona Türkiye'mize sahipliği yapacak. 5. İslami Dayanışma Oyunları yine Konya'da en güzel şekilde düzenlenecek. Ve inanıyoruz ki başarılı organizasyonlarımızı 2022 bu iki üst düzey çalışmayla inşallah taçlandırmış olacağız. Dilde, fikirde, işte birlik. Mütefekkir İsmail Gaspalı'nın ifadesiyle Türk Dünyası Teşkilatı'nda birlikte yapacağımız buna benzer pek çok işin olduğunu ve bunları hep birlikte güçlendirmemiz, bu çıtayı hep birlikte yükseltmemiz gerektiğini bizlere gösteriyor. Ve yine beraberce geçmişten aldığımız güçle daha güçlü yarınlara, daha güçlü bir geleceğe inşallah birlikte yürüyeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Atacağımız her adımda, her güzel, her hayırlı işte yar ve yardımcımız olsun, yolumuzu açık etsin. Ve bu anlamlı buluşmanın, bu tanıtım toplantısının ülkemiz, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi, kardeş ülkelerimiz, sporcularımız ve gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarını hep birlikte izledik.